Evet, bir tane arkadaş şey sordu. Bu kadar aptala laf anlatacak sabrı nereden elde ediyorsun? Var mı bir sırrı diye sordu bir arkadaş. Cevabımız sabit. Tut pekmezi. Tut pekmezi. Bulamazsanız harnup pekmezi de var. Ha, buldum reizi. Bak. Bak. Reis diyor ki: "Sen kimsin ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan öğrencilere..." Bu arada NDE ayrı yazılır hocam. Onu ben bir söyleyeyim. Öğretmenmiş kendisi. Fen bilgisi öğretmeni gerçi. Fenci olduğu için okey. Okey. Oradan saldıramayız. Okey, haklısın. Diyor ki: "Ey, sen kimsin ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan öğrencilere aptal diyorsun? Herkes işine baksın. Alanın eğitim değilse eğitim hakkında konuşmaya hakkın yok," diyor. Ben ne diyorum ki? Uzmanları da çok dinliyordunuz ya sanki, amına koyayım. Sonra diyor ki Samet Reis: "Sen YouTube'da video çekmeye devam et. Eğitim dediğin şey birikimsel bir süreçtir. Senin gibi anlık video çekme değil. Bir konuda konuşmak için o konuyu bilmen lazım. Eleştirmeyin her şeyi." Her şeyi de bitişik yazmış ama çok eğitimli. Ben de dedim ki: "Samet, ben YouTube videosu çekmiyorum." Neyse, sonra dedim ki Samet'e, dedim her şeyi geçtim, öğretmenmişsin, bilir kişi olarak fikrini alalım güzel abim. Şu videonun ilkokul çocuklarına izletilmesi konusundaki uzman görüşün nedir diye soruyorum ve Mert abiye videoyu gönderiyorum. Evet arkadaşlar, buyurun. Sağ üstte görüyorsunuz, ilkokul dersi bu. TRT'de yayınlanıyor. Devletimizin, vatanımızın, milletimizin vergileriyle çalışan bir devlet kurumudur. Buyurun arkadaşlar, ilkokul çocuklarına izletilen video. Haş diye kestim amına koyayım. Kahire'de düşman Haşhaşin lideri Hasan Sabbah, fedailerinden birisine Selahaddin'in infaz emrini verdi. Ya SFX de çok iyi, sound efektler de çok iyi. Keserken horş diye sesi geliyor ha. Fedai bir sabah namazında belinden hançerini çıkartarak Selahaddin'e saldırdı. Ancak Sultan Fedai'yi Hop! kendi hançeriyle devirdi. Horş! Arkadaşlar bakın, bir dakikalık videoda iki kelle uçtu. Bir tane Hasan Sabbah asasini böğründen kesildi. Bir dakikalık video içinde bak bu. Harç diye kafalar uçuyor bunu. Sağ üstteki ilkokul ibaresine tekrar bir dikkat çekmek istiyorum. Neyse, öğretmen Reis'e bunu sordum. Öğretmen Reis de diyor ki: "Çok saçma bir video. İlkokul çağına bunu izletemezler. Selahattin Eyyubi iyi. Selahattin Eyyubi ne yapacak çocuklar? Bu kadar ayrıntı üniversite içinde sadece. Bu eleştirinde haklısın." Tamam, onu diyorum işte. İlkokul çocuğuna kafa kesme videosu izletilmemesi gerektiğini söylemek için pedagoji major mu olmak gerekiyor? Demişim ben de. Araştırdım biraz. Ders olarak verilmemiş. Reklam arasında yayınlanmış. Yine de bunu D ayrı bu arada. Sayın hocam, D ayrı hocam. Bunu yapmamaları lazım. Soruşturma başlatılmış bu konu hakkında. Halkında, hakkında. Evet, arada gösterilmiş. İki ders arasında gösterilen bir video bu arada bu. O konuyla ilgili bir şey yok. Ya bir de şey linçi de çok yiyorum. "Ben senin," diyor, "yayınında," diyor, "sen küfür etmiyor mu? Sen yayınında." Abi tamam da, abi ben individüel bir, kişisel bir içerik üreticisiyim. Yayınımın girişinde yazıyor ki 18'den büyük değilse girme. Yaşın. Yazıyor. Girişte yazıyor. Bu bir. İkincisi, ben bir devlet kurumu değilim abi. Ben devlet kurumu değilim. Benim böyle yükümlülüklerim yok. Yani ben çocukları korumak için kendim, elimde bulunan mekanizmalarla elimden geleni yapıyorum. Yani ne yapıyorum? Çocuk sen girme diyorum. Ailelere izletmeyin diyorum. Milyon kere de söyledim. Benim kendi çocuğum olsa kendimi izlettirmem çocuğuma şu anda. 13 yaşından küçükler beni izlememeli bence. Yine de kelle kesmiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ad hominemdir arkadaşlar. Yani konunun benimle alakası yok. Ben bir devlet kurumunu eleştiriyorum. Sen gelmişsin bir kişiyi eleştiriyorsun.
Eleştirmiyorsun da saldırıyorsun bana. Benle ne alakası var? Geri zekalı. Geri zekalı. Ben devlet kurumunu eleştiremeyeceksem vatandaş olarak asayım kendimi şurada tuvalet kağıdıyla ya. Şöyle tuvalet kağıdını sarayım boynuma, asayım reis, bu ne amına koyayım? Allah Allah. Hala bu konumu sıkmadım artık. Sıkmadı amına koyayım. Amcık pezevenk, 2 gündür linçi sen yiyorsun sanki. Sıkmadı. Sıkmadı. Benim kafamda da bu var. Allah Allah ya. Yaşı 12,5 olanlar siktir olsun gitsin. Allah Allah ya. Yoruldum ya. Küfretme abi, 9 yaşımızdayız. Evet. Bu yani böyle tiplerle uğraşıyorum. O videoyu hazırlayanın amına koyayım Hasan Sabbah öldükten 14 yıl sonra Selahattin doğdu. Harbiden mi lan? Ben tarihçi değilim. Bu bilgi doğruysa baya toptan anime fight yani şu anda baya yazılmış bir anime sahnesi izledik o zaman. Baya hani tarihsel gerçekliği de yoksa o zaman niye böyle bir şey niye genel olarak var ki yani bu doğruysa oha be abi. Yani tamam. Tamam. Ya ben bunu en fazla tamam derim abi. Bu herhalde Orta Doğu Sinematik Universe'ün paralel evrende geçen bir versiyonuydu bu. Sinematik Universe oldu şu anda. Eğitim sistemi üstünde ne değişiklik yapılacağını konuşuruz. Eğer istersen gelip detayları anlatabilirim. Feedback lazım öğrencilerden. Ben sana öğrenci feedback'i vereyim kardeşim. Balıkla maymunu aynı sınava sokuyorlar. Balığa da zıpla diyor, maymuna da zıpla diyor. Ben Ahmet abi, ben ne yapacağım? Balıkla maymun aynı sınavda ya. Bana ne abi? Hiç gelip bir şey anlatma. Ciddi konulara girmiyorum artık. Sikimde değil.